Violonsel. Güneş yüzüne yeşil yelpaze tutan mahcup bir kadın gibi iri yapraklı ağaçların arkasına saklanırken muhtelif milletlere mensup bir seyyah kafilesi. Sarı otlardan yapılmış evleri arı kovanına benzeyen bir zenci köyüne girdiler. Kabile reisi 20 seneden beri Afrika'nın bu sapa köşesine uğramayan beyazları güzel karşılayabilmek için bütün boncuklarını fil dişinden yapılmış ziynetlerini taktı. Eline, üzeri, işlemeli büyük yayını alarak mahiyetiyle beraber köyün ortasındaki meydanda bekledi. Bir takım şatafatlı merasimden sonra seyyahlar reisin kulübesinde istirahat etmekteydiler ki, köyü dolaşmaya çıkmış olan melez tercüman koşarak geldi. 50 adım kadar ötede bir Avrupalı tarafından yapılmış olması pek muhtemel olan tahta bir kulübe gördüğünü söyledi. Golf pantolonlarının altına çoraplarını tekrar giymeye vakit bulamayarak hep birden oraya koştular. Tercüman doğru söylüyordu. Bu intizamsız kerestelerden yapılmış bir yerde ve önünde vahşi orman çiçeklerinden vücuda getirilmiş bahçemsi bir meydanlık vardı. Yanlarına gelen reis binanın 2 seneden beri aralarında yaşayan bir beyaza ait olduğunu söyledi. Tercümana sordular. Neredeymiş kendisi? Belli olmaz dedi reis. O buradan çalgısını alır çıkar ve ne zaman isterse o zaman gelir. Ne çalgısı? Büyük, adeta bir timsah yavrusuna benzeyen bir çalgı. Seyyahlar birbirlerine sordular. Belki bir harp. Reis, bir değneğe girilen at kıllarıyla çalınıyor dedi. Öyleyse bir kontrabas yahut bir violonsel. Evet evet herhalde bir violonsel. Seyyahlar reise tekrar sordular. O bu çalgıyı nerede çalıyor? Elini uzatarak gösterdi. Ormanda. Peki bizi oraya götürür müsünüz? Olmaz. O çalgısını çalarken hiç kimse istemez. Seyyahlar. Biz uzakta dururuz. Kendisinin haberi olmaz dediler ve ısrar ettiler. Reis razı oldu. Alacakaranlıkta köyden çıkarak ormana doğru yürüdüler. Yaklaştıkları zaman kulaklarına tok bir violonsel sesi geldi. Alman seyyah biraz dinledikten sonra sonbahar şarkısı dedi. Rus ilave etti. Çaykovski'nin. Ormana girince reis durdu ve 10 adım kadar ileride geniş gövdeli baobab ağaçlarının altındaki karaltıyı gösterdi. İşte. Dikkatle baktılar ve dinlediler. Gölge hiç kımıldamadan büyük bir maharetle aynı parçayı çalıyordu. Sesler birbirine giren yaprakları titreterek dağılırken İngiliz seyyah ''Bu adamın ne olması mümkündür?'' diye söylendi. Fransız seyyah ''Bir sanatkar'' dedi. Ümidi kırılmış bir sanatkar, hakiki sanatın takdir edilmediğini görerek insanlardan kaçar bir talihsiz. Rus ''Hayır, bu belki cemiyetin haksızlıklarından kurtulmak için buraya gelen birisi ki sanatı kendisine teselli vasıtası yapmış.'' diye mütalasını yürüttü. Alman ''Bana kalırsa'' diye fikrini söyledi. Bu geniş arazide rahat ve dertsiz yaşamayı, bu basit refahı medeniyet dünyasının didişmelerine tercih eden bir akıllı. ''Zannediyorum ki'' dedi İngiliz. ''Vahşilerin hükümdarlığını eline geçirmek için kendisine göre bir plan yapan ve onu sabırla tatbik eden bir açık gözdür. Bu ve belki de tehlikelidir. Gece olmuş ve ay çıkmıştı.'' Ay ışığı orman içindeki ufak bir meydanlığı aydınlatınca etrafına taşlar dizilen bir toprak yığına dayadığı violonseli gözlerini kapayarak çalan adamı daha iyi gördüler. Siyah kıvırcık sakallarının çerçevelediği yüzünde nerede başlayıp nerede bittiği belli olmayan çizgiler vardı. Alnına doğru dökülen dağınık saçları soluk yanaklarını gölgeliyordu. Seyyahlar sordular hep burada mı çalar ve o toprak yığını nedir? Burada çalar dedi reis. Karısının başucunda. Karısı da var mıydı? Vardı ve öldü. Sustular. Gidelim dediler. Köye döndüğü zaman anlarız. Fakat ertesi sabah geri dönen adam onlara kendi hayatı hakkında hemen hemen hiçbir şey söylemedi. Bir vapur kazasından sonra buraya düştüm. Karım da burada öldü. Ve ben başka yere gitmek istemem dedi. Seyyahlar yollarına devam etmek için bu garip müzeviyi terk ettiler. Her biri jurnaline başka başka şeyler yazdı. Fakat hiçbirisi o adamın asıl hikayesine temas edemedi. İşte o adamın hikayesi. Akdeniz'in yalı şehirlerden birinde öyle bir genç vardı ki, kendisine rast geldikleri zaman mahcubiyetle başlarını eğen kadınlar onu çok kere rüyalarında görürlerdi. Ve zerdeva, tüyleri gibi
Yumuşak olan kumral bıyıkları genç kızların mini mini kalplerini gıcıklamaktan geri kalmazdı. Fakat bu gencin dalgalı saçlarından, lacivert gözlerinden ve bir şark kamçısı gibi kıvrılan vücudundan daha kıymetli bir şey vardı. Güzel nişanlısı. Bir zamanlar bütün şehir delikanlılarının hayalini dolduran bu genç kızın daima düşünüyormuş gibi gergin duran alnı artık bir kardeş buğsesi için en münasip yerdi. Çünkü o delikanlılar biliyorlardı ki doğunun donuk pembeliğini taşıyan dudaklar başkasına nasip olmuştur. Ve menevişlerindeki manayı kimsenin okuyamadığı kahverengi gözleri yalnız bir kişinin önünde kıvılcımlanacaktır. Bu kız aynı zamanda şehrin en iyi viyolonsel çalanıydı. Oturduğu iskemlede bir ayağını geri uzatıp dolgun göğsünü çalgısına dayadığı zaman öyle sesler çıkarırdı ki memleketin ihtiyar ve üstad musikinaşları bile başlarını arkaya çevirerek gözlerini kurulamaya mecbur olurlardı. Genç kız nişanlısıyla beraber olmadığı zamanlar yalnız viyolonseliyle konuşurdu ve ona nişanlısından dinlemek istediği şeyleri söyletirdi. Lakin gafil genç bunu bilmiyor. Onun çalgısını kendisi kadar çok sevmesini kıskanıyordu. Ve bir gün, ''Ey sevgilim'' dedi, ''Ey narin vücudunun, ipek saçlarının donuk pembe dudaklarının değil, bütün ihtiras ve iptalalarının da bana ait olmasını istediğim sevgilim. Artık viyolonseli bırak, yalnız beni dinle. Yalnız benim kalbimin tellerinde nameler bulmaya çalış. Aşk ne kadar hodbindir.'' Genç kız, ''Madem ki sen istemiyorsun sevgilim'' dedi. ''Ben artık viyolonsel çalmayacağım. Namelerimi yalnız senin sözlerinde arayacağım. Gözlerinde sahibi için yaşadığı ormanı bırakan bir ceylanın garip mahzunluğu vardı. Sanat, ilahi sanat aşka yenilmişti ve aşk ne kadar kudretlidir. Lakin sevgilim'' dedi genç kız ve bunu söylerken elleri delikanlının avuçlarındaydı. ''Elbet bir gün ihtiyarlayacağız ve ölüm bizi alacak. Eğer o bana senden evvel gelirse bil ki tek isteğim gözlerim hayata kapanırken başucumda bir viyolonsel dinlemektir. Bunu bana vaat ediyor musun?'' ''Evet'' diye cevap verdi. ''Senden sonra yaşamak gibi bir ceza bana mukadderse kahverengi gözlerinin üstüne yemin ederim ki başucumda en yüksek sanatkara en güzel besteyi çaldıracağım.'' Bunun üzerine başlar geriye doğru uzandı. Söylediklerini tekit etmek isteyen dudaklar birleşti. Ve aşk ne kadar ateşlidir. Heyhat, saadet dedikleri el insanları okşamakta pek hassistir. Yalnız gülümsemek ve sevişmek için yaratıldıklarını sanan bu gençler de o elin mukadder tokadını yemekte geç kalmadılar. Evlenmişler, birbirlerinin olmuşlardı, bahtiyardılar. Bahtiyarlıklarını bulundukları yerde hapsetmek istemediler. Onu her tarafa gösterebilmek için bir gün. Şehrin rıhtımında duran gemilerden birine binerek seyahate çıktılar. Gezdikleri yerde her gördükleri şeyin kendilerini sevindirmek için yaratıldığını sanıyorlardı. Deniz onlara bir aşk masalı, ormanlar bir vefakarlık hikayesi anlatıyordu. Bilhassa Engin'i çok seviyorlardı. Bazı yerlerde erkeğin gözleri gibi lacivertleşen sular, bazı yerlerde her ikisinin kalpleri kadar berrak ve şeffaf oluyordu. Ve dalgaların kıvrımlarındaki köpükler sulara sürünerek uçan beyaz kuşlar gibiydi. Lakin bir gün ufuklar karardı. Bir fırtına başladı, öyle bir fırtına ki tasvirini ancak herkesin kendi muhayyilesi yapabilir. Geminin kaburgaları çıtırdamaya başladığı zaman birbirlerine sarıldılar, gözlerini kapadılar. Ancak ertesi gün kendilerini sahilin kumlarına uzanmış olarak yabani otlarla tedaviye çalışan zencilerin arasında gözlerini açtılar. Ve uzak kayalarda parçalanan enkazdan başka canlı bir şey göremediler. Zencilerin sahilden epey içeride olan köylerinde birkaç ay oturup onların dillerini öğrenmeye başlayınca anladılar ki burası Afrika'nın en kimsesiz yerlerindendir ve 18 seneden beri hiçbir beyaz adam uğramamıştır. Ara sıra sahile balık tutmaya giden kafileler tekrar söylediler ki o denizde şimdiye kadar uzaktan geçen bir gemi bile gözlerine ilişmemiştir. Ve artık hissettiler ki fırtına kendini baygın olarak kıyıya attığı zaman vahşileri orada bulunduran tesadüfe minnettar olmaktan başka yapılacak şey yoktur. Erkek,
Madem ki beraberiz dedi ve birbirimizi seviyoruz, yaşayışımızın herhangi bir yerinde olması bizim saadetimizi bozmamalı. Fakat kadın hastaydı. Evet, kadın hastaydı, günden güne eriyor, sararıyordu. Nasıl bazı ağaçlar yerleri değiştirildiği zaman usta bir bahçıvanın elinde bile olsalar yaşayamazlarsa, genç kadın da burada yaşayamayacaktı. Erkek bütün kudretiyle çalıştığı, vasıtasızlık içinde bütün çarelere başvurduğu halde bunun önüne geçemeyeceğini anlıyordu. Onu sert kokular dağıtan ağaçlar arasında berrak sulu nehirlerin kenarında gezdiriyor, geceleri yalnız Afrika'ya mahsus olan parlak ay ışığı altında onun mavim tırak damarlarıyla bir istiridye kabuğuna benzeyen kulaklarına yaşamayı tatlı gösterecek şarkılar söylüyordu. Fakat hepsi neticesizdi ve kadının bir sene daha ömrü olmadığı muhakkaktı. O zaman bu kısa müddette kadına saadet verebilmek için çareler düşündü. Aklına bir violonsel geldi. Belki çalgısı olsaydı o bu kadar üzülmeyecekti. Ve bir gün maun ağacından haftalarca uğraşarak yaptığı bir violonselle geldi. "Sevgilim," dedi. "Hayatımız çok yalnız geçiyor. Bak, sana bir arkadaş daha getirdim. Seni bir zamanlar bunu çalmaktan men ettiğim için ne kadar bedbaht olduğumu bilsen." Sonra sıkılarak ilave etti. "Hem bana da öğretmeni rica edeceğim." Genç kadının soluk yüzünde batan güneşte görülen bir kırmızılık belirdi titreyen dudaklarıyla. "Ben öleceğim," dedi. "Ve sen başucumda bir violonsel çalarak vaadini yerine getireceksin." Öğrenmeye başladıktan pek az sonra ufak parçalar çalabiliyordu. Kadın hayvan derileri üzerine yazdığı notaları buna meşk ettiriyor. Bu da onları alarak yabani ormanda saatlerce çalışıyordu. Öğrendiği parçayı akşam üzerleri Latif üstadına tekrar ederken onun ağzından çıkacak bir takdir sayhası kendisine en büyük iç genişliğini verirdi. Kadın da ara sıra çalıyordu ve o zaman bu şekilsiz alet, bu at kıllarından yapılan yay, başka bir dünyanın seslerini genç erkeğin kulaklarına, oradan ruhuna götürürdü. Bir gün kadın, "Bak, bu sonbahar şarkısıdır," dedi. Ve nameleri insan içine görünmez mayiler halinde akan bir besteyi bitirdikten sonra, "İşte," dedi, "ölürken senden bunu isteyeceğim." Erkek, "Ver," dedi, "çalayım." "Hayır, bunu son günümün yaklaştığını hissettiğim zaman vereceğim." Ve başka bir notayı uzattı. Bazen üzüntülerin uzattığı, bazen yalancı bir sevincin kısalttığı günler çok çabuk geçti ve kadın artık ayakta duramayacak kadar eridi. Gözlerinin esmerleşen kenarlarında, beyaz dudaklarında ölümün tayf halinde dolaştığını genç erkek görüyordu. Belki, evet, belki 2-3 günlük ömrü vardı, fakat hala sonbahar şarkısını vermemişti. Birkaç defa üzerlerinde nota yazılı olan derileri karıştırırken eline geçen bu şarkıyı bir türlü öğretmiyordu. Ölümün bu kadar yakınında dolaştığından ihtimal ki haberi yoktu. Genç adam onun son isteğini yerine getirememekten korkuyordu. Ya kadın birdenbire ölüverirse? O zaman bu şarkıyı çalamayacaktı ve göğsünün üst tarafında pürüzlü bir cismin ağır ağır gezindiğini hissediyordu. Notayı istemek imkansızdı. Bu, hastaya ömrünün sonuna geldiğini belli etmek olacaktı. Bir tek isteği, onun son günlerinin müsterih geçmesi olduğu halde bu nasıl yapılabilirdi? Nihayet bir gün gene başka bir besteyi uzatırken kadının başı kucağına sessizce düşüverdi. Bayılmıştı. Erkek etrafa koştu. Bir toprak çanaktan yüzüne sular serpti. O gözlerini açar açmaz kuru otlardan ibaret olan yastığının altından sonbahar şarkısını çekerek, "Al," dedi, "ve çabuk öğren. Korkuyorum ki vakit az kaldı." Erkek yabani ormana koştu, deriyi bir baobab ağacının gövdesine iliştirerek çalışmaya başladı. Saatler geçti, akşam oldu. Elinde violonsel ve nota ile kulübeye koşan erkek ağlıyordu. İçinde sönmez bir acı vardı, ya ölürse diyordu, ya yetişemediysen. Kulübeden içeri girince yatakta gözlerini kapıya dikerek kendisini bekleyen genç kadının yüzünde bir gülümseme dolaştı, elini uzattı. Elini uzattı ve erkek o eli yakalayıp sakallarından süzülen yaşları sürerek öperken kadının gözleri tekrar kapandı. Kadın ölmüştü ve erkek bunu hissetti. O zaman deli gibi bir violonsele sarılarak çalmaya başladı. Sonbahar şarkısını ona duyurmak istiyordu. Dikkatle baktı, kadının gözleri açılacak mı diye baktı. Hayır, açılmıyordu. Sevgilisinin son isteğini yerine getirememekten doğan bir yeisle yayına daha şiddetle bastı ve parmakları daha içten oynadı. Onun kulübenin civarından uzaklaşmadığını zannettiği ruhuna bu sesi yetiştirebilmek için hırsla çalıyordu.
Gözleri yatakta gülümseyerek yatan ölüye dikilmişti. İşitmiyor musun? Bak, ne kadar aşkla çalıyorum, ne kadar güzel çalıyorum. İşitmiyor musun? Demek istiyordu. O zamana kadar bu kulübede çalınan violonsel vahşileri alakadar etmezdi. Fakat şimdi bu şarkı genç adamın kalbinden ıstırap ve hıçkırık halinde violonselin tellerine dökülen bu beste onları da şaşırttı. Donuk hassasiyetlerine kadar işledi ve hepsi koşarak kulübenin etrafına toplandılar. Şimdi kapıda birbirinin üstüne çıkarak çalgıyı dinleyen zenciler siyah bir üzüm salkımını andırıyordu. Annelerinin yapraktan eteklerine sarılan küçük çocuklar bile susmuşlardı ve kulübenin önü ağlayan zencilerle. Evet, bu bir mucizeydi ve hepsi birden ağlıyorlardı. Bir arı kovanının ağzına benziyordu. Genç adam çalgısıyla beraber toprağın üstüne baygın yuvarlanıncaya kadar çaldı. İki gün sonra ayılınca vahşiler kendisini ormana, her zaman violonsel çaldığı bir ağacın altına götürdüler. Burada taze bir mezar vardı. İşte bu genç adam sağlığında dinletemediği parçayı karısının ruhuna duyurabilmek için bu yabani ormanda ve bu mezarın başında senelerden beri violonselini çalar. Yıl 1928.